Kayın meselesini konuşacağız. Kayın meselesiyle ilgili olarak hangi haberler var, nasıl gazeteler nasıl yaklaşmış, ona bir bakacağız. Şimdi mesela bir gün gazetesinin birinci sayfasına baktığımız zaman halk erken seçim ister başlığını görüyoruz. Yani Özgür Özel'in açıklamalarını manşet olarak görüyoruz konuyla ilgili olarak. Diğer taraftansa kayın protestosu başlığıyla aynı çerçeve içerisinde tepkiye gazlı müdahale başlığını görüyoruz. Bakın görüyorsunuz. Bu arada bu fotoğraf Hakkari'den bir fotoğraf. Yani Dem Parti'nin diğer partilerle, CHP'de dahil olmak üzere bazı partilerle yapmış olduğu yürüyüşten zannediyorum. Şurada Anadolu Ajansı'ndan alınmış bir fotoğraf. Diğer partiler var bilmiyorum ama Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı görüyoruz fotoğrafta. Peki neler yazılmış bu konuyla ilgili olarak bir gün gazetesinde şöyle bir şey var grup toplantılarında partilerin gündemi Akkarip Belediyesi'ne atanan kayyum oldu özel erken seçimi işaret etti Bakırhan boyun eğmeyiz dedi ve bununla ilgili Ayrıntı var. Diğer taraftan tepkiye gazlı müdahale başlığına bakalım. Kayyum kararı birçok kente protesto edildi. Akkari Belediyesi önündeki protestoya Dem Parti eş genel başkanı Hatipoğulları ile CHP heyeti de katıldı. Polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Hukuk örgütleri ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde kararı protesto etti. Bir gün gazetesinin birinci sayfasında şimdi bu haber bu şekilde yer almış. Peki hürriyete bakalım. Hürriyetin birinci sayfasında var mı konuyla ilgili haber konuyla ilgili haber göremiyoruz. Neden Memlekette böyle bir şey olmamış ya? Yani e, bir de yok sayıyorlar. Hani olanı biteni görmezden geliyorlar. İç sayfalarda olabilir vardır bir yerlerde. Ama birinci sayfa biliyorsunuz vitrin önemli, Algı açısından da önemli fakat e, bakıyorsunuz şey yok. E, konuyla ilgili haber yok. Niye? Çünkü onlara böyle söylenmiş. Bir an önce meseleyi kapatın. Kaptı kaçtı bu. Yani bu kayyım ataması. Bunu kapatın ve e, görüyoruz. Şimdi bugün tabi e, Hürriyet gazetesi e, işte Ankara tepsilcisi, e, yazarı, çizeri vesairesiyle Suriye'deki seçimler meselesini bayağı bir e, işlemiş birinci sayfana Daha sonrasında geleceğiz bu Suriye meselesiyle ilgili olarak yazılanlara. Yeni şapak gazetesine bakıyoruz. Yeni Şafak gazetesi de gazetecilik yapmamış. Ne yapmış? Devlet Bahçeli'nin açıklaması üzerinden vermiş. Şöyle bizim yaptığımızı kimse bilmesin başlığını az önce getirdi arkadaşlar ekrana. Şurası bu dedik ya işte hani bugünlerde bu saray basını şey yapmaya başladı işte Fethullah Gülen haberlerini arttırmaya başladı tam da işte bu sorular sorulurken Fethullah Gülen nereye gitti yani çiftlikten kendi iradesiyle mi çıktı kaçırıldı mı e, tedavi mi oluyor başka bir şey mi var Türkiye'ye mi teslim edildi bu sorular sorulurken e, bunlar da köpürtüyorlar Fethullah Gülen meselesini ve görüyoruz burada işte 15 Temmuz şeyleri var e, itiraflar var bizim yaptığımızı kimse bilmesin yani ne değeri varsa hala artık bu haberlerin bir de böyle haberler de yapıyorlar. Neyse peki Devlet Bahçeli ne diyor şeyle ilgili olarak kayın meselesiyle ilgili olarak şöyle yargılaması süren ve hakkındaki kararın açıklanması an meselesi olan bunu, bunu bir tek Devlet Bahçeli biliyor başka hiç kimse bilmiyor an meselesi olan bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına skandaldır. Türkiye'de terörist belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz diyor Devlet Bahçeli. Yani tam herhangi bir kahvehanede sarf edilecek sözler. Bunu bunları söyleyen kim? Bir partinin genel başkanı, diğer taraftan mecliste grubu bulunan bir partinin genel başkanı, diğer taraftan iktidarın ortağı. Yani iktidarın bu konudaki işte Çelişkilerini biliyorsunuz. Yani normalle yum, normalleşme, yumuşama vesaire gibi bir takım şeyleri söylüyorlar. Ama diğer taraftan devlet Bahçeli hemen e, ey Erdoğan titre ve kendine dön ayarını veriyor. E, verdiği zaman da bakıyorsunuz işte mesela böyle icraatlar çıkıyor ortaya. Diğer taraftansa bunları söyleyen birisi var. Yani Türkiye'de e, dışlayan kendisinden olmayanları dışlayan, kendisi gibi düşünmeyenleri dışlayan. Çünkü şu şunu e, görmemiz lazım. Neredeydi o? E, Erdoğan'ın bir e, sabah gazetesi bugün e, Erdoğan'ı e, yağlama e, şeyinde e, serisinde şöyle bir başlık atmış: 85 milyon'un hükümetiyiz. Görüyorsunuz. Gerçekten mi? 85 milyon hükümeti değil. Erdoğan Devlet Bahçeli'nin söylediklerine bakacak olursak sadece AKP tabanının ve MHP tabanının hükümeti. Hatta MHP tabanı onu da kabul etmiyor. MHP tabanı diyor ki biz kendi başımızdayız. Yani bizim e, Cumhurbaşkanımız da e, bütün işte liderimiz de bizi yöneten de Devlet Bahçeli'dir diyor. Aralarında bir de böyle bir e, özellik anlaşması var ve e, şimdi burada e, Devlet Bahçeli çıkıyor ve Erdoğan'a her türlü saydırıyor bu arada. Yani diğer partilere diğer taraflara hakaret ediyor ama bir taraftan da Erdoğan tarafını da eleştiriyor. Normalleşmede ne kardeşim falan filan gibisinden. Ve Erdoğan e, birden şey yapıyor. Yani balans ayarı yapıyor yani Erdoğan'a Devlet Bahçeli ve de Erdoğan hemen Devlet Bahçeli'nin çizgisine geliyor. Yani kayyımın mesela şimdi atanmış olması o belediye başkanının e, gözaltına alınması tam da bu anlayışın ee, ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan bir durum. Peki şimdi o zaman görüyoruz işte Erdoğan 85 milyonun hükümeti mi? Yok değil. 85 milyonun hükümeti, 85 milyonun cumhurbaşkanı, 85 milyonun e, yöneticisi falan değil Erdoğan. Ve bunu da niye yapmış? Bu, e, yeni, yani bu, bu kabinenin birinci yılı biliyorsunuz. O konuyla ilgili ama m, Evrensel Gazetesi'ne baktığımız zaman mesela bu konuyla ilgili olarak Kabinenin bir yılını çok güzel bir şekilde değerlendirmişler. Bunu da biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Bakın görüyorsunuz çok geniş bir şekilde ele alınmış bir takım veriler var. Yani bu iktidar döneminde neler oldu diye bir takım veriler var. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Ama bu kayyum meselesiyle ilgili olarak haberleri sizlere aktarıyorduk. Kayyuma karşı dayanışmaya diye bir başlık var. Nerede? Evrensel Gazetesi'nde. Bu arada Sözcü gazetesi mesela konuyu kayyum kavgası diye vermiş ve iktidarın hakariye kayyum ataması MHP ile CHP'yi karşı karşıya getirdi diye bir başlık. MHP ile CHP'yi mi karşı karşıya getirdi? Bir süre önce böyle bir yorumda bulunmuştuk. Yani siyaset MHP ile CHP üzerinden yürüyor gibi bir yorumdu bu. Hakikaten de dikkat edecek olursak AKP bir kenarda duruyor ve sahaya MHP'yi sürmüş durumda. Bütün e, herkese işte ayar verilecekse, e, kavga edilecekse MHP yapıyor bunu. Fakat e, AKP bir taraftan ya da hükümet bir taraftan biz bu işlere karışmayız gibi sessizce hareket ediyor. Tam da işte burada bu elbette CHP'nin e, sorumluluğu ya da hatası değil. Cumhuriyet Halk Partisi kendi başına zaten ana muhalefet partisi olarak e, elinden geleni yapıyor, siyasetini devam ettiriyor. Ama iktidar kanadına baktığımız zaman iktidar kanadında Devlet Bahçeli'nin böyle bir görevi üstlendiği görülüyor. Eğer işte e, MHP şey CHP'ye saldırılacaksa Devlet Bahçeli konuşuyor. DEM partiye saldırılacaksa Devlet Bahçeli konuşuyor ya da iktidarın e, bir takım icraatları ile ilgili sinyaller verilecekse Devlet Bahçeli konuşuyor. Bunlar hep onlara düşüyor. Devlet Bahçeli'ye düşüyor ve böylece e, bir iş bölümü yapılmış gibi. Ve şimdi Sözcü de bu konuda şöyle bir şey çıkartmış öne. Mesela Devlet Bahçeli, terörist milletvekili, terörist belediye başkanı istemiyoruz ifadesini kullanmış. Diğer taraftan, belediyeye kayyum atamak halkın iradesine saygısızlıktır ifadesini görüyoruz. Bu da Özgür Özel'in ifadesi. Şimdi dediğim gibi, orada böyle 180 derece fark var. Buna görüş ayrılığı falan değil. Yani karşıt görüşler demek lazım. Tamamen iki parti arasındaki farkı da ortaya koyuyor. Peki bütün bu yaşananlarla ilgili olarak şimdi bir konuğumuz var. Sayın Öztürk Türkdoğan Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı. Dünden bu yana tabii yaşananları da aktarmasını rica edeceğiz. Diğer şehirlerde de İstanbul'da da Ankara'da da yani Dem Parti'nin almış olduğu karar doğrultusunda bundan sonrası ile ilgili olarak da bilgi alacağız. Ama önce şu anda içinde bulunduğumuz bu durumu, yani kayyum ataması kararından sonra, gözaltı ve kayyum ataması kararından sonra içinde bulunduğumuz durumu çerçevelendirmesini rica edeceğiz. Günaydın Sayın Türkdoğan. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, yani bir karar alındı. kayım atanır mı, atanmaz mı? Bu sefer olur mu, olmaz mı diye konuşulurken...